Evet, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar hepinize. Ne güzel. Eski dostlar var, yeni dostlarımız var. Bütün beyler burada mı bu akşam? Beyleri de bekliyorum. Eşlerinizi de çağırın lütfen. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Siz de bizim evimize hoş geldiniz. Ne güzel. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu hafta biraz üst üste oldu. Hem pazartesi hem salı. Ben çok iyiyim. Sizlerle birlikteyken her zaman daha iyi oluyorum. Sohbet etmeyi seviyorum. Herhalde canlı yayını da seviyorum. Baksanıza. Devam ediyoruz. Turgut Bey de geldiler. Hoş geldi. Hemen Turgut Bey'i alayım. Fazla vaktini şey yapmayalım. Onu bana Kıbrıs'taki merkezleri bana özelden yazın. Birkaç tane merkez var. Tamam. Hemen Turgut Bey'i. Döllenme fark. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Turgut Bey, nasılsınız? İyiyim, iyiyim Sibel Hanım ya. Ne yapalım işte? Bir dakika, şöyle bir ayar yapayım şuna. Yapın. Çünkü şey oldu biraz. Bir dakika. Tamam, böyle iyi bence. Çok da biraz kafa yarım kaldı ama idare edeceğiz artık. Biraz daha uzaklaştırırsanız belki daha iyi olur. O zaman da kontrolü kaybettim. Tamam. Nasıl uygun görürseniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Ben sizi zayıfladı gördüm biraz. Nasıl gördünüz? Biraz zayıflamış gördüm sizi. Kilo verdiniz. Ya, teşekkür ederim. İltifatın böylesi çok hoş oluyor. Yok. Bence öyle görünüyor. Ya çok teşekkür ederim. Ama var galiba. Filtre kullanmadım. 5-6 kilo var galiba. Ya ay ne kadar güzel ya. Çok sevindim. İnşallah öyledir. Veya şey köpekleri dolaştırmaktan iyi spor yapıyorum ben de. Kaç tane köpek var? 2 tane. Ay canım benim. İkisini birlikte çıkaramıyorum ayrı ayrı. Birini çıkartıyorum. 1 saat dolaşıyorum. İkincisini çıkartıyorum. Kavga mı yapıyorlar birlikte? Yok yok, biri aşama gidiyor, öbürü halebe. İkisini de ayrı ayrı yerlerde dolaşıyorlar. Dengeyi tutturamayınca. Biri ufak, biri büyük, biri güçlü koşmak istiyor. Onun için teker teker herkesin keyfine göre hareket ediyoruz yani. Siz nasıl gidiyorsunuz? Spor, tenis nasıl gidiyor? Ya ya ben yine her hafta gidiyorum. 3-4 gün, bazen 5 gün. Yani o benim bir şeyim oldu. Bağımlılığım oldu ama tabii bazen çok etkiliyor. Tabii bir de bir lig oluştu kendi aramızda, bu veteran takımlarında. O ligde de işte üst sıralarda olmak için sürekli antrenman yapmak gerekiyor. Son böyle 1-2 hafta biraz antrenmanları düşürünce, geçen örneğin en son maçta sırf kondisyonum yetmedi zor bir rakibe karşı. İlk seti aldım ama ikinci seti kaybettim. Tiebreak'te vermek zorunda kaldım. Hani 1-2 sayı. Oluyor mu? Gereklisinizdir eminim daha yani. Daha sonra yani şey. Bayağı bir heyecanlı, keyifli gidiyor anladığım kadarıyla. Ne güzel. Ama zaten bizim aslında burada şeylere de söyleyeyim bunu. Yani bizi takip edenlere de, dinleyenlere de. Bizim her şeyimiz bu işler değil aslında. Bizim kendimize ait bir özel hayatımız var. Çocuklarımız var, işte eşimiz var ve ailemiz var ve bir sosyal çevremiz var. Ve burada kuracağımız bağlantılar ya da burada yapacağımız aktiviteler, eğer işimizin gerisine kalırsa, işimiz daha ön planda olursa, bu iş sürdürülemez oluyor. Daha sonra anksiyetemiz oluyor. Hastalara karşı bunu yansıtıyoruz. Ya da işte çevremizdekilere karşı iş ortamında. Onun için mutlaka daha çok sevdiğimiz bir hobimiz olması lazım işimizden, ki işimizi çok sevdiğimiz sevelim. Sevdiğimiz şeylere tabii vakit ayırmanız lazım ki yani,
Deşarj olmanız için doğru diyorsunuz. Çok haklısınız. Deşarj olamayız. Çünkü her çiftin ya da her özellikle bizim işte herkesin farklı bir anksiyetesi var, farklı bir kaygıları var, farklı bir heyecanı var, korkuları var. Ve bunlar ister istemez bizlerle konuşurken bize yansıtıyorlar. Biz şöyle olacak, böyle olacağız gibi desek de sonuçta bunlar sıkıntılı işler. Doğru diyorsunuz. Da maalesef bizi bir miktar sonra esir alabilir yani. Evet, doğru söylüyorsun. Cüberelim hiç. Yani psikolojide, yani psikolog gibi olmanız gerekiyor sırasında. Çünkü hasta çok çaresiz bir şekilde geliyor. Ona verdiğiniz cevapların hepsi onlarda bir kadersel dönüşüm gibi bir şey neredeyse. Çok önemsiyorlar özellikle doktorların ağzından çıkan her şeyi. Onun için siz de aslında hep sürekli tetiktesiniz yani anladığım kadarıyla. Tabii sürekli tetikte değiliz aslında. İşimiz çok tek rahat ve şey ama yine de kafamızın ne kadar boş olursa hastalarla konuştuğumuzda o kadar çok verimli oluruz. Yoksa kafamız ne kadar çok başka şeylerle meşgulse o kadar çok verimsiz oluruz. Yani bu hep böyledir. Hatta gebeliklere bile yansır yani. Allah korusun. Peki bu akşam konumuz sperm sorunları. Aslında bu soruyu, konuyu Ali Tekin hocamız var. Onunla birlikte konuşacaktık. Siz de Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Onların da sorunu var. vefat etti. Pazar günü Başı sağ olsun. cenazeye gitti. Sanırım dün defnettiler. Yani İstanbul'a bile Cuma günü dönecek. Hani maalesef aramıza katılamadı. Aslında ondan bir takım Tekrar şeyler yaparız. Tekrar sonra yaparız. yaparız. Çünkü bu sorunu yaşayan çok arkadaşımız var. Aslında infertil popülasyonu yaklaşık hani annex bir infertiliteyi %10-20 çıkartırsak ki bunun da büyük kısmı aslında sperm faktörü. Evet. Yarısı aslında bazı faktörlerden kaynaklanıyor. Yani sanki erkek faktörü azmış gibi geliyor ama öyle değil. Değil. Yarısı problem, yarısı direkt erkek faktörden. Evet. Kadın faktörlerinden kaynaklanıyor. Yani onun için aslında bu bizim olmazsa olmazımız. Tabii burada ben bu konuya da gireyim Siberin böyle şey yapmadan biraz bu konuda genel bir bilgi vereyim. Tabii. Bu tüp bebek ilk çıktığında sperm yumurtanın kenarına koyuluyordu ya da yumurtanın olduğu yere koyuluyordu ve oradan işte bu petri dişlerine, tüplerine koyuluyordu. Hatta tüp bebek ismi de oradan geldi sanırım. Ve burada spermin kendi kendine gidip yumurtayı döllemesi sağlanmaya çalışıyordu. Tabii bu maalesef bunda şöyle bir handikapı vardı. Eğer sperm hareketi düşükse, sperm kalitesi kötüyse ya da işte ejekülattan ya da işte ameliyatta sperm aldıysanız ya da çok o zaman döllenme problemi oluyordu. Yani sperm yumurtayı döllemiyordu. O zaman hastaların yarısına yakın bir kısmına hizmet veremiyorsunuz. Yani sperm problemi olan hastalarda döllenme olmuyor. Sonra bu 1978'de ilk tüp üreten sonra uzun süre böyle gitmiş. Sonra 1991'li yıllarda yani bu acaba yumurtanın kapsülünün dibine biraz travma yapsak da oraya mı koysak falan derken işte bir tanesi pat diye yumurtanın içine giriyor sperm ve oraya bırakılmak zorunda kalıyor ya da şey yapıyor hani yanlışlıkla içeri bırakıyorlar. Sonra diğer hiçbir yumurta döllenmiyor, sadece o dölleniyor. Yani bu bir şey hikaye ama ne kadar doğru bilmiyorum ama bu hatta makalelerde de geçer. Ve daha sonra bakıyorlar ki oradan gelişen embriyo sağlıklı oluyor. Hatta tek döllenen o oluyor. Daha sonra bu embriyoyu hastalığından izin alıp transfer yapıyorlar ve gebelik gerçekleşiyor. Aslında ilk tüp bebek mikro enjeksiyonla böyle. Şimdi bizim en çok böyle şeyimiz, ya şimdi hastalar diyelim ki 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin ya da 1-2 milyon spermle geliyor. Ya hocam biz bunu düzeltebilir miyiz? Yani en büyük şey bu. Yani düzeltebilir miyiz? Sperm değerlerini düzeltebilir miyiz? Bir uroloğa gidiyorlarsa kesin bir ameliyat oluyorlar. Ondan sonra işte bir takım ilaçlar dinleyerek aslında destekleyici gıdalar kullanıyorlar.
Ve daha sonra işte tabii bu iş olmuyor. Eğer olacağı varsa yani, çünkü bazen bu hafif sperm parametreleri normalin hafif altında olan fakat daha sonra farklı zamanlarda normal seviyeye çıkan hastalarda olabiliyor. Ama elimizde böyle net bir kanıt yok. Hani sperm değerleri kötü olan bir hastada bir takım ilaçlar vererek spermin düzeltildiği ya da bir takım ameliyatlarla spermlerin işte doğurganlık kazandığı ya da artık çocuk doğurduğunu gösteren net bir kanıt yok. Peki bunu söyleyince hastalar ümitsizliğe düşüyor. Şöyle bir, yani hasta bir yıllık evli genç bir hastada 5 milyon, 6 milyon. Yani bekleyebilirsiniz biraz. Yani çünkü imkansız diye bir şey yoktur. Hadi şu ilacı da, şu katkı ürünü de kullanın. Hadi biraz daha bekleyin diyebilirsiniz. Ya da işte varikosel varmış. Hadi onu da ol diyebilirsiniz. Çünkü her ne kadar böyle %100 etkinliği gösterilmezse de hastalar tüp bebek öncesi böyle bir takım arayışlara girebilirler. Tabii. Ama özellikle 25 ileride olan kadınlarda, işte 35 yaşın üzerinde hasta burada her geçen gün aleyhine işliyor. Buralarda bu zaman şeyini, özellikle bu sperm problemi olan hastalarda zaman şeyini biraz daha dikkat etmek lazım. Biraz daha bu konuda şey olmak lazım. Daha cimri olmak lazım. Yani bir dakika, sen 6 ay bekledin, işte dur hadi bir yıl daha olsun ama daha fazla bekleme diyebilmek lazım. Tabii. Bu esnada işte bir takım ilaçlar kullanabilirler. Bunların hiçbirisinde net bir kanıt olmamakla birlikte kullanabilirler. Bunu sizde daha farklı bir ortamda çok daha farklı bir şeyde konuşmuştuk. Yani bir insanın sağlıklı olabilmesi ya da bir yaş ilerliyor, nasıl bunu engelleyemiyorsak, aslında sağlıkta da öyledir. Yani bir insanın vücudun dinç hale gitmesi için 3-4 yıl belki bazen emek vermesi gerekiyor. Birden patlıyor olacak şey değiller Doğru. Evet, doğru diyorsunuz. yani bu, onun için böyle işte yok biz diyetimizi düzelteceğiz de bu işler düzelecek diye bir şey yok. Tam tersine, örneğin kilolu insanlarda, kadınlarda dahil, aşırı kilo verdiklerinde hem sperm kalitesi bozulur hem de yumurta kalitesi bozulur. O dönem zaten, ama bir miktar bu normale döndü. Yani o da ayrı bir açmazımız. Hatta bizim kitaplarda yazar, özellikle tüp mide ameliyatı olanlarda aşırı kilo verdiklerinden spermler bazen sıfıra yakına kadar düşer. Kadınlarda da bu Allah. dönemde 2 yıl kadar tüp bebek yapmamak gerekiyor. Ya da işte birden diyetle de 10 kilo, 15 kilo vermiş çiftlerde bu konuyu dikkat etmek lazım. Yani o Mali dönemde olan şeyler daima vücuda zarar veriyor anladığım tabii kadarıyla. sonuçta bu bir vitamin eksikliğinden insan kilo verir. Yoksa hani insanın Doğru. programlaması kalma değildir. Peki biz ne yapıyoruz sperm kötü olan insanlara tüp bebek laboratuvarında? Tüp bebek laboratuvarında her şeyden önce daha iyi spermi seçme yöntemleri var. İşte buna IMSI eklendi, sperm çip eklendi. İşte bunlarla daha iyi spermler seçilebilir. Bunun yanında bazı deneysel olan şeyler var. Onları da söylemek lazım. Özellikle çok kötü olan spermi olan hastalar. Bazen şunlar söyleniyor. Dur bir dakika, bir de testin içine alalım. Bu hasta çok kısıtlı bir yayına ithafen bunlar yapılıyor. Yani toplam 10 hastalık bir yayın ya da 10 yayında. Bu kanıtlanmamış ama siz testisin içine yaptınız, böyle çok spermi az olan ya da işte virtual dediğimiz 10 bin, 20 bin, 100 bin spermi olan hastada testse böyle cerrahi işlemler yaptığınızda lüzumsuz ya da bazen bir miktar sonra bu hastalar azla spermi de oluyor. Aslında bunları da tartışmak lazım bu hastalarla. Yani sonucu belli olmayan ya da işte sonucu ispatlanmamış bir şey yaparak hastaların sperm çıkma şansı tamamen kaybedilebilir. Yani bunu da unutmamak lazım. Evet. Ya vücudu şey yapmak, işlem yapmak aslında çok dikkat edilmesi gereken bir şey herhalde, değil mi? Bu tür Tabii işlem. sonuçta siz kan tesis bariyerini açıyorsunuz. Orada fibrotik bir alan yaratıyorsunuz. Zaten bu asıl spermi olmayan insanlarda en çok orada sertorisel ONLI dediğimiz böyle testisin artık fibrotik doku haline gitmesinden kaynaklanır. Yani hani orada sperm üretecek yerler yok olmaya başlar. Siz buraya bir müdahale yaptığınızda hem bunu artırıyorsunuz hem de bazen testislerde immünite de, yani sonuçta orada da bir immün reaksiyon geçip bu olayı tamamen yok edebilir. Bu konuda açık göz olmak lazım ya da hastalarla bunları paylaşmak lazım. Bunun dışında spermi artıran tek tedavi yöntemi aslında şeydir. Bu bazen hipofizden, beyinden
sperm salınımının olmadığı hipogonadotropik hipogonadizmler vardır. Evet. Burada siz bu hipogonadotropik hipogonadizmle, yani hormon salınamadığında FSH hormonu, dışarıdan bu FSH hormonu verirseniz hastada sperm üretimi başlar. Hatta hasta gebe de kalabilir. Bu da yine bazı diyelim ki tekrarlayan sperm çıkmayan hastalarda, ameliyatta sperm çıkmayan Hormon hastalarda. dengesizliklerine giriyor değil mi bu? E tabii hormon dengesizliğine giriyor. Hormon dengesizliği başlığı oluyor bunda. Hipofiz yetmezliği. Yine bazen testten sperm çıkmadığında, bazen bu da deneysel, kanıtı çok olmamakla birlikte biz de bazen hastalarda kullanıyoruz. Özellikle testosteron az, FSH bir miktar düşük olan hastalarda yukarıda, dışarıdan yüksek doz FSH vererek sperm çıkartma şansını artırmaya çalışıyoruz. Çok kısıtlı bir hasta grubunda sperm çıkıyor ama böyle çok mucizevi şeyler yok aslında bakılırsa. Böyle diyerek kafanızı karıştırdım, konuya girdim. Buyurun, top sizde. Şimdi varikosel var, azosperm var erkek sorunlarında. İşte oligosperm denilen sperm düşüklüğü sanıyorum şey yapıyor. Bir kriptozospermi denilen bir şey var. Ya Bir sürü sperm sorunları yaşanıyor. azosperm demek milde sperm olmaması demek. Mildesperm Abi, olmalı. milde sperm olmaması demek. Varikosel demek, bu testislerden yukarıya doğru giden, ana toplar damara giden damarlar vardır. Onlar da ters takım olmasına varikosel denir. Aslında onların tanımlaması da çok farklı şekillerde yapılır. Oligosperm demek spermin sayısının az olması demek. Oligoastrinosperm demek hem sayı az hem hareket az demek. Oligoastrinoteratospermi de hem az hem hareket az hem de morfoloji bozuk demek. Bir de Daha ne kötüymüş. dediniz, bir şey daha söyleyeyim. Kriptozoospermi, ne dediniz? Kriptozoospermi mi? Kriptozoospermi de tamam, morfoloji bozuk ama sayı da bozuk ama çok çok kötü durumda. Yani hiç, normal elle tutulur bir tane Beteri. bulamıyorsunuz demektir. Ya şimdi bunlar peki bu tür hastalar tüp bebek tedavisiyle Tabii. baba Tabii. Bunun olabiliyorlar değil mi? olma şansları tüp bebekte olur. Başka türlü olmaz. Tek Anladım. Yani o baba zaman tüp bebekte. sorun yok Tabii sayılır. o zaman sorun tüp bebekte. Üzülür. Yani bu, ama bunlarda bazen çok, özellikle kriptozoospermlerde sperm bulmak çok zorlaşabilir. Bunlar da işte IMSI, sperm çip gibi yöntemlerle en azından en kaliteli sperm bulup o işlemleri yapmaya çalışmak lazım. Peki inmemiş testislerde Turgut Bey, inmemiş testis sorunu olan erkeklerde sperm bulunabiliyor mu? Ya inmemiş testis, aslında inmemiş testis ileride spermin olmayacağını çocuklukta öngörülmesidir. Yani sonuçta çocukluk çağında insanın sperm olmayacağı için, meni olmayacağı için, eğer doğduğunda bir çocukta inmemiş testis varsa o çocuk ileride sperm yokluğuna ya da sperm problemi yaşama potansiyeli olan çocuk anlamına gelir. Aslında bunlar ikisi de aynı, çünkü anne karnında 8. ayda testisler skrotuma iner, yani o şeye iner, aşağı iner. Eğer doğduğunda hala da inmiyorsa buna inmemiş testis denir. Tabi burada da bir an önce o testisi indirmek lazım. Çünkü o kanalda kaldıkça yüksek ısı o testisin özelliğini kaybetmesine sebep olur. Normalde testisler daha aşağıda durmasının sebebi 24-26 derece dururlar ki daha iyi sperm üretsinler. Yani vücut ısısından daha düşük bir ısıya sahip ortamda durması gerekiyor. Onu vücut ısısında tutarsanız sperm sayısı azalır. Hatta bir miktar sonra azospermi olur. Hatta bunlar kanalda kalırlarsa %20 kanserleşebilirler ileride. Aa, Tabii. Allah korusun. Ya o zaman bu inmemiş testis sorunu çocuklara has bir şey. Büyükken böyle bir şey artık yaşanmaz herhalde, değil mi? Ama büyükken de hala da tesisi olmayan, tesiste yani o şeyde skrotumda Ha. tesisi olmayan insanlar var. Bunların bir an önce bunu çıkarttırması lazım. Yoksa kanser olabilir potansiyelleri. Anladım, anladım. Anladım. Teşekkür ederim. Peki bu arada bir de spermlere saldıran antikorlar sorunu yazıyor. Böyle bir şey var mı? Nedir bu? Aslında sperm saldıran antikor falan yok insan vücudunda. Bu antisperm antikorlar eskiden böyle bir
şeydi, bundan 30-40 yıl önce insanlar gebe kalamayınca dur bir de antisperm antikorlara bakalım deniyordu. Fakat artık neredeyse hiçbir yerde bakılmıyor. Çünkü böyle bir şey pratikte yok. Yani spermlere saldıran antikor yok. Nasıl embriyoya saldıran antikor yoksa sperme saldıran antikor da yok. Öyle bir şey yok yani. Ama bir de şöyle Tam bir tersi. şey vardı mesela, Tam antisperm tersine antikor. rahim ağzı spermi dölleme kapasitesi kazandırır. Bırakın antikorla onları öldürmeyi, dölleme kapasitesi kazandırır. Aa, anladım. Yani o zaman bu yanlış bir şey. Yanlış bilgi, evet, yanlış Evet, bilgi. yanlış bilgi. Peki şekil bozuklukları spermlerde Turgut Bey, sizi sıkıyor muyum bilmiyorum. Yok Böyle yok yok. sorular bana şey Kronik olarak geliyor konuşmuştuk da ben de ama. bir liste yaptım. Şimdi şekil bozuklukları, ya bu Evet. tamamen kişilerin değerlendirmesinde kalmış bir şeydir. Yani spermde şekil bozukluğu. Kimi embriyolog ya da androlojiye bakan kişi daha notu yüksektir. %4, %5 der. Kimisi %3, %2, %1 der. Yani bu aslında sayı ve hareketin dışında morfoloji böyle çok ön plana çıkartılmaması gereken bir durum. Yani bu diyelim ki sayısı ve hareketi normal olan bir sperm, morfoloji bozuk olsa bile döllenebilir. Burada bizi dinleyen birçok insanda %0 spermde bile gebelik olabilir normal. Yani morfoloji %0 olan da bile. Bunu unutmamak lazım. Buradaki tanımlama %4'ün altındaysa gebe kalma şansı biraz daha düşük anlamına gelir. Ama bu gebe kalmayacağı anlamına gelmez. Ama burada hareket bozukluğu ile birlikte olursa o zaman bir problemdir. Aslında problem hareket bozukluğudur. Ya da bu ağır morfolojik bozukluk spermlerin kümülatif hareketlerini düşürmüştür. Örneğin baş boyun problemlerinde, kuyruk Evet, yani problemlerinde, çeşit çeşit çiftlerde, görüyoruz biz şimdi. Bana şey yapıyorlar, 10-20 tane şekli değişik olan sperm şemaları var. Bunlar teker teker çocuk sahibi olabilecek kişiler mi, bunlara sahip olan insanlar? Burada önemli olan spermin baş kısmıdır. Yani DNA oradadır. Ve burada bir takım DNA'da bir miktar bozukluk bile olsa yumurta bu DNA'yı onarma kapasitesine sahiptir. Özellikle gen Güzel bir bilgi bu. anlatabiliyor muyum? Bunu bilmek lazım. Yani burada ama bazen öyle olur ki pinhead dediğimiz başsız sperm vardır. Saatlerce sperm vardır. Saatlerce. Çünkü hiçbir spermde baş yoktur. Diyelim ki ben 6 saat benim embriyolarımın sperm aradığını biliyorum. Hani böyle hastalarda. Bir iki tane sperm bulduğumuzda zaten pat diye döllenme oluyor ve gebelik oluyor. Yani bunların da böyle bir güzelliği var. Bir de globose sperm ya da megalohetli spermler oluyor. Yani büyük baş. Örneğin bunlar X pipetine sığmazlar. O kadar kocaman kafadadır. Bunlarda da ciddi döllenme problemi oluyor maalesef. Bunlar silme bazen böyle olur. %5'in altında gebelik oranları olabilir. Normal sperm dahi. Ama bunlar çok çok az olduğunu unutmamak lazım. Bunun dışında yok boynu kırık yok işte akrozomda şey var yani kuyrukta problem var. Bunlar da çok çok problem olmuyor. Yani normal hareketli olması, canlı olması bunların yeterlilik kriteridir. Yani spermin DNA'sına bakarak sağlıklı spermi verme şansımız zaten yok. En çok bunu merak ederler. Hocam spermin DNA'sına bakın normalse onu verin derler ama öyle bir imkan yoktur. Spermin DNA'sına bakmaya çalıştınız o sperm ölür zaten. Az o sperm olunca çocuk sahibi olabilir miyim diye sordu bir arkadaşım şimdi hemen. Az o sperm olan Tabii hasta baba olabilir mi diye. anlatayım. Azospermin 3 türü vardır aslında. Beyinden hormon salınamadığında azosperm varsa bunu siz dışarıdan hormonu verirsiniz. Hasta normal yoldan gebe kalır. Tüp bebeğe bile gerek yok. Bazı durumlarda kanal tıkanıklığı vardır doğuştan. Burada da tüm hastaların 1/3'ünü oluşturur. O zaman iğneyle sperm alsanız yeterlidir. Hani o kanalı açmanın ya da kanal yapmanın imkanı yok artık günümüzde. Yani öyle bir ameliyat yapan doktor diyor. Eskiden yapmaya çalışıyorlardı tüp bebekten önce. Burada spermi iğneyle aldığınızda hastayı mikro enjeksiyon yaptığınızda gebelik olabilir. %100 sperm çıkar bunlarda. Bunlarda genellikle hormonlar normaldir. Bir de asıl en büyük sıkıntı da odur. Şeyde sperm üretimi o kadar azdır ki meniye gelmez. Nasıl biz meniye 5-10 sperm gelen hastaları biliyoruz ya da her alanda bir sperm olanı görüyorsak Evet. bu hiç gelmez. İşte burada testler açılır, mikroskop eşliğinde tüm testler aranır. Acaba burada sağlıklı bir sperm bulabilir miyim diye ya da sperm
üreten bir tübül bulabilir miyiz? Bunlar biraz daha kalın ve sedef renklidir. O mikroskopları al, mikroskopta saatlerce o sperm bulunacak ortam aranmaya çalışılır. Amaç budur. Yani onun için burada hani sperm bulunduğunda o sperm mutlaka fazlaysa dondurmak lazım. Bazen çok çok az sperm çıkar yani. Taneyle sperm çıkar. Onlar da bizim için çok değerlidir. İşte onlarla mikro enjeksiyon yapılarak gebelik elde edilmeye çalışılması gerekiyor. Bunlar aslında büyük oluşturuyor. Yani neredeyse %60'ını tüm hastaların bu grup oluşturur. Bunlar da geçmemiş test hikayesi olur, viral ateşli hastalıklar hikayesi olur. İşte başka hastalıklar da olabilir ama sonuçta bunlar bazen hatta kromozomal problemler, AZF gen deletasyonları, Klinefelter sendromu, hani fazladan bir tane evet, şeyler olabilir. Bu durumlarda sperm bulma şansı daha da düşer. Daha da düşer. Onu da unutmamak lazım. Klinefelter sendromu genelde çok sık rastlanan. Sık değil. Çok çok az rastlanır. Yani binde bir falan görülür ama sonuçta binde bir ya da işte 500'de bir görülür ama sonuçta infertil popülasyonda olunca bu oran daha da yüksek. %1'lerde, %2'lerdedir tüp bebeğe gelme oranı. Yani öyle değil mi? Evet. Yani biz buna hakim, tüm nüfustaki oran 500'de 1000'de bir ama bize gelen oran çok çok daha fazla oluyor doğal olarak. İnfertil evet, yani konuyla ilgili olunca tabii ki öyle. Evet. Bir de kemoterapi hastaları var. Çok güzel. Ya bunu Sibel Hanım çok güzel söylediniz. Yani kemoterapi hastalarının mutlaka önceden kemoterapi alacaksa bunlar 16, 17, 18 yaşlarda olabilir, 20 yaşlarda olabilir. Bazen lösemide, lenfomada ya da başka bir hastalıkta. Bunların kullanacağı kemoterapi ilaçlar direkt nasıl yumurtalıkları öldürüyorsa testisleri de yok edebiliyor. Mutlaka bir sperm dondurmalarını öneriyoruz bunlara. Bunlar da bazen sperm hani tamamen bitmeyebiliyor ama sayısı azalabiliyor. Genellikle 3 yıl kadar beklemek lazım. Hala da eğer azospermi ise ondan sonra sperm çıkartmak çok zordur bunlarda. Yani sperm 2-3 yıl içinde geri dönebilir. Eğer dönmezse gebe kalma şansları çok düşüktür. Ya da sperm bulma şansımız çok düşüktür. Yani sadece testislere değil de başka bir nedenden dolayı kemoterapi almış birisinin spermleri bozulabilir mi? Bozulabilir. Sıfıra düşüyor. Sıfıra düşüyor. Tabii sıfıra kadar düşebilir. Anladım. O zaman kemoterapi yapılmadan kesinlikle ilk önce bir sperm. Genç kızlarda yumurtaların doldurulması istiyorsak kemoterapi hastalarda spermi de dondurulması lazım. Hatta daha ileri giderek şunu söyleyeyim. Örneğin Klinefelter sendromunun tanısı bazen çok erken yaşlarda konulabilir. Bunlarda adolesan çağında 16-17 yaşında sperm gelme ihtimali diyelim ki çok çok daha yüksektir. Yaş ilerledikçe sperm çıkma ihtimali azalır. Bunlar da mümkünse o zaman ejakülatta da sperm olabilir bazen. Meni verip o spermi dondurmaya çalışmak lazım. Ya da testten biyopsi alıp o zaman da spermler dondurulup daha sonra evlendiğinde biz bunun özlenen önlemini almıştık diyebilmemiz lazım. Ya hakikaten şimdi bu durumda ailelerin çok bilinçli olması lazım. Şimdi 16-17 yaşındaki genç bir delikanlı bunu düşünemez. Ailelerin evet. Bilinçli olması gerekiyor bu konuda çok. Ya aslında burada bilinçli olması lazım. Biz doktorlar bile bu konuda çok aslında bir haberiz bazen. Yani. Mutlaka. Tabii yani burada en çok belki bilinçlenmesi gereken çocuk doktorlarıdır. Çünkü onlar bazen evet. Bunu tanıyabilirler. Onlar da bu konuda her şeyi siler. Hani böyle bir gerçeği biliyorlarsa çünkü yani bu çok yeni bilgiler bunlar daha. Yeni yeni bilgiler. Onun için önemli. Anladım. Bu şey bu arada konuyla alakalı değil ama geçen hafta bir arkadaşım aradı. Gene tüp bebek tedavisiyle anne olmuş bir hanım. Meme kanseri teşhis koymuşlar. Çok geçmiş olsun. 4 defa tüp bebek tedavisi geçirmişti. Acaba ilaçlardan olabilir mi diye şey yaptı. Ama yani bunlarda, hani aşağı yukarı 7-8 yıl geçti üstünden. Yani tabii burada meme kanseri hikayesi varsa eğer over rezervi azalmıştır. Yani bu da bir handikaptır. Çünkü kemoterapi tedavisi gördüyse.
ilaçların mutlaka yumurtalıklara negatif bir etkisi olmuştur. Tabii burada yaşla yani ilerlediyse bu iş daha da işin için yani imkansız hale gelmiştir ya da zor hale gelmiştir öyle söyleyeyim ben. Peki burada ilaçların kanseri tetikleme durumunu tekrar söyleyelim isterseniz. Yok hayır. İlaçların kanseri tetikleyici Meme etkisi yoktur. kanserini tetikler mi bunlar Hayır, diye hayır, hayır. sordu. Hayır, Hatta değil biz mi? meme kanseri olan hastalarda biz yumurta toplayıp donduruyoruz. Yani eğer kemoterapi almadan önce eğer böyle, ya da tedavi görmeden önce eğer burada kanser yapıcı etkisi olsaydı biz böyle bir işlemi yapamazdık. Yani sonuçta burada östrojen yüksekliği memedeki hani kanseri tetikleyebilir miyiz diyebiliriz ama bunlar böyle 3-4 günlük bir yükselme. Çok böyle sürekli yükselme olmadığı için sıkıntı Vücut olacak. atıyor zaten o ilaçları, değil mi Turgut Bey? Atıyor atıyor. Tabii yani vücut, zaten o ilaçların etkisi değil korkulan. O ilaçların yumurtalıklarda verdiğimiz uyarıya bağlı östrojen seviyesinin yükselmesinden korkuluyor. Daha çok hani bu suçlanıyor. Anladım. Arkadaşlar sorularınızı lütfen arka tarafa soru bölümüne yazarsanız, arka taraf diyorum ya, soru bölümüne yazarsanız daha iyi olur. Bu arada soru da var. Alabilir. Sonuçta Tabii. üroloğun her şeyi cevapladık biz burada aşağı yukarı. Bir dakika. Ha. Diyor ki testede sperm çıkıyor. Tekrarlanan negatif sonuçta erkek için genetik test yaptırmaya gerek var mı? Yani Bakın. burada zaten yapılmıştır. Klinefelter sendromu var mı yok mu ya da AZF gen deresyonu var mı yok mu diye bakılmıştır. Zaten bunlarda böyle bir şey olsa zaten tekrarlayan testlerde sperm çıkmaz. Onun için hani burada bence şey sorun genetik değildir. Daha çok yani bu iş olmuyordur. Hani bazen %100 her tüp bebek sperm normal olan insanlar dahil hemen gebe kalacak anlamına gelmiyor. Bunların tekrar işte özellikle kadın yaşı ilerlemeden tekrar tekrar tüp bebek yaptırması gerekiyor. Burada da muhtemelen testten sperm çıkıyorsa şey de olabilir. Bu kanal tıkanıklığına bağlı bir azosperm de olabilir. Bunlar çok rahat gebe kalması gerekiyor aslında. Anladım. İnşallah en kısa zamanda güzel haberini alırız. Bağırsak endometriozis transferde embriyonun tutulmasını olumsuz etkiler mi? Bağırsak endometriyozisi transferde embriyonun tutulmasını engellemez. Fakat bunlara dip endometriyozis dediğimiz bu bağırsak endometriyozisi de hastalardaki sıkıntı çok yaygın endometriyozis olmasıdır. Bunlar da bazen tüplerde tıkanabilir, yumurtalıklarda özelliğini kaybedebilir. Hatta adenomiyoz dediğimiz rahim duvarında da çikolataki rahim duvarının içini sarabilir ve burada duvarın içinde olduğu zaman da biz buna adenomiyoz diyoruz. Eğer bu bağırsakta olan şey uterus duvarında da varsa gebeliği imkansız hale getirebilir. Bu durumlarda da adenomiyozisin alınması lazım. Bu kişinin ciddi bir muayene olup ona göre şey yapılması lazım. Hatta bazen hidrosalpinks yaparsa o hidrosalpinksin alınması lazım çikolata kistiğinde ki rahat gebe kalınsın. Öncelikle tekrar söylüyorum. Bağırsak nodülü varsa bir hastada adenomiyoz olma ihtimali de yüksektir. Ve bu gevzen çok kaçar. Eğer adenomiyoz varsa gebe kalmayı imkansız hale getirir. Mutlaka bunun teyit edilmesi lazım. Sende adenomiyoz yok diye. Çünkü bu da bir derine infiltratif endometriozin bir şeydir aslında. Bir farklı bir bulgusudur. İkincisi, bunlarda yaygın endometriozle bağlı, çikolata kistlerine bağlı, tüplerde tıkanıklık olur ve hidrosalpinks olabilir. Bunun da teyit edilmesi lazım. Yani hidrosalpinks olmadığının görülmesi lazım. Ondan sonra tüp bebekte gebelik olmasını bekleriz. Buradaki problem aslında şey, bağırsak değil, diğer birlikte bulunduğu diğer problemler gözden kaçarsa o zaman gebelik imkansız hale gelebilir. Anladım. Testislere PRP yapıldığı doğru mu? Kimlere uygulanıyor diye soruyor arkadaşım. Ya biz testiste hiç PRP yapmadık. Yani deneysel olarak yapılıyor ama PRP her derde deva mıdır? Bunu ilk başta bilmiyoruz. Yani bunun bir faydası olur mu? Bu konuda hiçbir makale yok. Yani hiçbir makale yok. Ama insanlar bazen çaresiz kalınca hani testise de PRP yapılabiliyor ama bunun hiçbir kanıtı yok yani. Dünyada testise PRP yapılan Türkiye'de muhtemelen yapılıyordur. Dünyada yapılmıyor daha bu yöntem. Ama birisinin denemesi lazım ki sonuç çıksın. Yani o da var. İnsanlar bunu yani bir şans bir belki olabilir diye isteyebilirler. Tabii bu ülkede Bilmiyorum. o kadar
Denenen şey var ki bir de bu denensin denebilir Bence de. Bu yani. plazma tedavisi dedikleri sperm terapisi mi? Şey, testis terapisi mi? Hangisi? Plazma tedavisi. Yok o yani bir takım serumlar veriliyor. Hani o şekilde yapılmaya çalışan yöntemler. Onların da kanıtı olan yöntemler değil açıkçası. Anladım. Ama böyle bir tedavi şekli de uygulanıyor netice Tabii. Bir itibariyle. tane bir vardı işte kaç defa denemesi var olmamış. Bende de bir tane iki tane var deneme olmadı. Daha sonra dedi ki intravenöz lipid kullanalım mı doktor bey? Tamam kullanalım. Yani ondan önce hiç o kadar kaliteli embriyo geliştirmemiştim. Yani cam gibi embriyo. Şimdi dinliyorsa dün kalp atışları dinledim. Dün 6-7 tane hastanın kalp atışları vardı. O da Çok onlardan. güzel. Ya dedim ki ben bu tamam bu lipidi vereceğiz ama senin zaten hiç şimdiye kadar bu kadar güzel bir embriyon olmamıştı. Hani zaten bundan gebe kalacaksın dedim. Güldü bana ama biz yine yapalım dedi. Hasta gebe kaldı kalmadı. Şimdi lipitten mi yok şeyden mi? Hastaya göre lipitten diyor. Ben diyorum ki İntralipid değil mi dediğiniz şey? intralipit İntralipid. ama diyor ki ben intralipit değil daha çok bence embriyonun kalitesinden gebe kaldım diyorum. Yani böyle dürüst olmaya çalışıyoruz diye ama bazen de şey oluyor. Ya bu intralipidi bütün hastalara veriyor musunuz? Yok hayır vermiyoruz. Yani o tekrarlayan IVF paketi. Çünkü kanıtı olan bir şey değil hani bu. Yani ben özellikle sana intralipit vereceğim dediğim bir hasta grubu yok yani. Anladım. Çünkü burada bir yağın Ama bu ölçüsü. çok yani herkesin dilinde de olan bir şey. Biz dedikoduyu çabuk duyuyoruz ya. Yok yok yani bizde bazen işte ben de geçen de hastayı yaptım hasta gebe kaldı ama bunu intralipide bağlamak uygun olmaz. Yani burada asıl sorun şu. Bu intralipitten kaynaklanan bir hasta emboli atarsa yağ embolisi bunun sorumlusu kim olacak? Yani şimdi gittiğimizde yağ embolisi gün ya kardeşim Böyle bir şey var. böyle bir şey var mı? Bunu sen nereden buldun? Ne işte herkes yapıyordu ben de yaptım dediğinizde elimizde yeterli kanıt olması lazım. Yaptığımız işlerde bir de böyle durum var yani. Yapılıyor mu? Tabii doğru. Yapılıyor. Ama bunu hastalarla iyi konuşmak lazım. Tamam. Azerbaycan'dan istediler çünkü bizden de o yüzden yani bizde doktorun yazıp onu şey yapması lazım. Türkiye'den geliyormuş galiba. Aslında bu bağırsak kanserlerinde ya da şeylerde hani böyle bağırsak problemlerinde olan bu beyaz serum yani aslında her yerde var yani o kadar şey değil yani zor bulunan bir şey değil yani. Anladım. Peki diyor ki sperm morfoloji bozukluğu, pardon Aslında çok özür çok dilerim. yaygın hastalıklarda kullanılan bir tedavi o intralipid lipid tedavisi. Eskiden daha Nasıl? çok kullanılıyordu. Özellikle böyle düşkün olan işte artık vitaminsizlikten zayıflayan insanlarda kullanılan bir tedavi. Yani vücuttaki yağ miktarını artırmak için kullanılan bir tedavi şeklidir. Oo, tamam. Anladım şimdi. Morfoloji bozukluğunun sıfır olması döllenme başarısını düşürür mü diye soruyorlar. Morfolojiniz eğer sperm sayısı ve hareketlilikleri iyiyse morfolojiniz sıfır olması döllenmeyi etkilemez. Bu kadar net çok fazla uzatmayayım o konuyu. Anladım. Hocam döllenmeme sperm mi yumurta faktörü müdür? Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir şey oldu bu. Yani burada şimdi ya birçok şey olabilir. Yumurtanın birçok farklı farklı kalitesi oluyor. Düşük kaliteli olabiliyor. Başka problemler olabiliyor. Bunun yanında tamamen normal görülen bir yumurta da döllenmeyebilir. Yani %80'dir döllenme oranları yaptığımız halde. Ama bazen çok kötü spermlerde, çok çok morfolojik bozuk spermlerde de döllenme problemi yaşanabilir. Hani normal sperm bulunamayacak kadar az olan hastalarda da bazen döllenme problemi yaşayabilir. Ama bu işte mutlaka hepsi sperm kaynaklı ya da mutlaka hepsi yumurta kaynaklı diyemeyiz. Yani bu bir kısmı spermden kaynaklanır, bir kısmı da yumurtadan kaynaklanır. Yani burada hastaya göre ya da çifte göre konuşmak lazım Herkese göre değişik o zaman. Yani diyelim bunu. ki hamilelik yaşandı 2 ay. 45 yaşındaki bir de sperm morfolojisi kötü ama 30 milyon sperm varsa kocasının %50 de hareket varsa burada döllenme olmadığında bunu sperme bağlayamayız. Ama diyelim ki 20 yaşında mükemmel yumurtalar var ve erkeğin o kadar kötü sperm var ki normal sperm için saatlerce arıyorsunuz. Diyelim 20 tanesi mikro enjeksiyon yapıyorsunuz, 5 tanesi dölleniyor. Buradaki belli ki spermden kaynaklanıyor. Ama çok çok nadiren ismini koyamadığımız yani her şey yolunda olduğu da aneks bir partilerde karşılaşıyoruz. Döllenmeme problem ama binde bir
Günde bir, 3 günde bir karşılaştığımız durum. Her zaman karşılaştığımız durum değil bu. Bunlar da Anladım. genelde yumurta kaynaklı olabilir tabii. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Selam. Yaşım 40. Bir oğlum var. 2 düşük oldu. AMH 0,27. TSH 10,6. Rahimim temiz. Eşimde de sorun yok. Tüp bebekte şansım var mı hocam diye Var. soruyorum. Ya. Benim dün bir hastam ikiz kalp atışları duydum. AMH 0,16 idi. Yaş da Kalp 38 idi. gibiydi. Ne kadar güzeldi o bana o şey yaptığınız resim miydi Ya onu o? gördüm. Özellikle yaptım onu. Ne Düşme. kadar güzel. Tam denk gelmiş ama çok hoşuma gitti. Yani onun için 40 yaşında zaten doğum yapmış bir kadının gebe kalma şansı çok daha yüksektir. Hiç doğum yapmasaydı hani bunu bu kadar Evet. söyleyemez. Zaten uterus çocuk taşıyor işte yani öyle diyebiliriz. Halk arasında öyle söylenir ya. Muhtemelen bence hiç gecikmesin yani. 40 yaşında yani 42, 43'ü beklemesin. Anladım. Şansınız varmış. Mutlaka şey yapın. Bana yazın. Hocam, kız kardeşim 44 yaşında. 2 kez tüp bebek denedik olmadı. Eşiniz spermlerinde de sorun var. Tekrardan tüp bebek düşünüyoruz. Evde tüpe gitmeden yapabileceğimiz ilaçlar var mı? Eşim sigara kullanıyor. Yapacak çok fazla bir şey yok. Bir önce madem tüp bebek tedavisine girsin. Sonuçta her geçen gün şansı daha da azalıyor. 44 yaş hem de. Zaten çok şansı az. Bunu en iyi siz biliyorsunuz Sibel Hanım. Biz bunu söyleyince hastalar bazen bozuluyor bize. Ama geçen de benim 46 yaşında bir hastam gebe kaldı. Hani o da ayrı bir şey. Yani muhtemelen Evet ya. kalp Çok atışını büyük umut oluyor ama Turgut yani Bey. Yani o şeyden ama sonra ne yine kadar de çok kalple mesaj geldi. O hasta ben 12 tane yumurta topladım. 13 tane yumurta topladım. Yani Bravo. şimdi yumurta fazla olduğu için sağlıklı yumurtayı bulma ihtimali yüksek oluyor. Ama 0,1, 0,2 AMH'da bir yumurta ya da iki yumurta çıkıyor. Hani bunu nasıl bulacağız? Yani biraz da bu konuda dürüst olmamız lazım hastalara karşı. Yani şansının ne olduğunu birebir konuşmak lazım. Evet, doğru, haklısınız. Yani o yaşta o kadar yumurta maşallah Olabiliyor. diye 41 kere Tek bu overli hastalarda uzun dönemde over rezervi çok iyi kalabiliyor. çok maşallah. 2 yumurta ile tüp bebek şansı ne kadardır diye soruyorlar. Yani yaşı gençse yüksektir. Yaşı yüksekse biraz bu düşer. Evet. AZF A delasyonu olan hastadan İmkan sperm alınabilir mi? olmaz. TESE bile Alınmaz olmasına mı? sperm çıkmaz o hastada. AZFC'de %5 sperm çıkıyor. AZF A ve B'de sperm çıkmıyor maalesef. Anladım. Bu bir kromozom bozukluğu. Anladım. Çok geçmiş olsun. Bir de kadık fıtığı varken tüp bebek uygulanır. Kadık fıtığı nedir? Kasık demiş. Kasık. Ha, Uygulanabilir tabii canım. kasık. Pardon. Yani doğurganlıkla bir alakası yoktur. Evet. Bazen Bircan. oluyor. Anne baba inmemiş teşhis ameliyatı yaptırıyor oğluna 1 yaşında 2 yaşında. Sonra bunu diyor ki kısa kasık fıtığı oldu diyorlar tamam mı? Ve Aa, anladım. Çok geçmiş olsun. evleniyor. Bu kasık fıtığı bir dakika ya kardeşim kasık fıtığı mı? O zaman biz sadece işin içinde başka şeyler var mıdır diye şey yapıyoruz. Anladım. Yani bu gizli Çünkü bir şey. inme teşhis ameliyatı Çifte oldu. gibi bir şey o zaman. Zaten vatandaş biliyor bunu. Eskiden biri böyledir. Kasık fıtığı oldu. İyi tamam falan diyoruz ama hani o cidden kasık fıtığı mı değil mi onu bilmiyoruz. Yani o Anladım. her anamnezi Çok güven. geçmiş olsun. Bircan Bulutkaya transfer olmuş. İyi yayınlar hocam. Transfer sürecimizi heyecanla bekliyoruz diyor. İnşallah güzel haberlerinizi alırız ve burada İnşallah. yayınlamak kısmet olur. İnşallah. 3 sene önce, biraz önce testislere PRP yaptırdım. Yapılır mı diyen arkadaşımız eşi azosperm yaptırmış. 3 sene önce introlipid serum verildi negatif diye diyor. İntralipit orada Daha kullanılmış. farklı. İnmemiş testte ya da azospermde kullanılmaz. Daha çok hani tekrar tüp bebek başı hastalarında kullanılıyor. Yani orada diğer türlü bir kullanım alanı yok. Anladım.
Merhaba hocam, 44 yaşındayım. Tüp bebeğe başladık. İlk kez havuzlama yöntemi önerdi doktorum. Tek yumurtam oluştu, toplandı. İkinci gün embriyosu olarak donduruldu. Yumurta sayısı bu ay artması için ne yapmalıyız diye soruyorum. Peki 44 yaşında direkt transfer yapsalardı. Değil mi? Yani burada şimdi diyelim ki ilkinde siz şimdi havuz yapıp iki tane transfer yapacaksınız. Artık üç tane yapmak da yasak ya. Hadi diyelim üç tane yapıyorsunuz. Yasak yani siz yapıyorsunuz. Üçünü birden veriyorsunuz. Eğer ilk tedavideki embriyo gebe kalacaksa, gebelik olacaksa diğer iki embriyo tedavi boşu boşuna olmuş olur. Eğer Evet. ikincisindekinden gebe kalacaksa üçüncüsü de boşu boşuna olmuş olur. Eğer üçüncüsünden gebe kalacaksa diğer hepsini transfer yapmış ve onlardan gebe kalamadığını görmüş olur. Burada havuz yöntemi yapılacaksa daha çok böyle çocuk doğurduğunda geride yumurtası ya da embriyosu tekrar menopoz riski olup da tekrar bir daha hiçbir zaman çocuk sahibi olamama potansiyeli olan insanlara yapmak lazım. Bu Yumurtayı buldun mu yapacaksın diyorsunuz o zaman tüp bebeği değil mi? Yok Bana hayır ya da şimdi mantıklı geliyor yani havuz yönteminden. AMH 0.1 0.2 2 yıl 3 yıl sonra bu hasta çocuk doğurduğunda bir sonraki çocuğu doğurmaya karar verdiğinde yumurtalıklarda hiç yumurta olmayabilir. Bu hastaya diyebiliriz ki ya size bir havuz yapalım. 3-4 tane embriyo geliştirelim. Bir tanesine transfer yapalım. Gebe kaldığınızda tekrar ikinci kardeşi için şansımız olsun diye yaparız. Anladım. Arkada da var sorular. Hep önden alıyorum ama Lucrin depot FSH'ı düşürür mü diye sormuşlar. FSH düşürür. Lucrin. Düşürür tabii evet. Bir hasta demiş ki Covid geçiriyorum 15 gün sonra tedaviye başlayabilir misiniz? Başlayabilirsiniz. Alev Hanım. Yani negatif ama alması lazım değil mi? Yok Negatif olduktan sonra. bir hafta negatifleşiyor zaten. Atipik hiperplazi var hocam. Doldurmuş embriyo transfer edeceğim bir doktor. Sizde yapılmalı mı? Bir dakika. Atipik hiperplazi varsa mutlaka tedavi görmen lazım. Atipik hiperplazilerin yaklaşık %30'unda aslında kanser vardır. O çok ciddi bir konu. Yani o gözden kaçırmasınlar. Yani o atipik hiperplazi olan bir hastayı tutup da siz embriyo transferi yapamazsınız. Orada bir klinik bilgi eksikliği var. Ya hasta tam anlatamıyor bana ya doktorun bu konuda bir eksikliği olabilir. Yani atipik hiperplazi tanısı koyulduysa bir hastaya atipisizse sorun yok. Onda da progesteron tedavisi alması ama atipik hiperplazi tanısı koyulduysa hastaya bunda altta kompleks atipili ise %50'ye yakın kanser olma ihtimali var. Allah Normal Allah. %20'ye yakın kanser olma ihtimali var. Yani yeterli alınsa belki kanser yakalanacak. Yani aynı anda kanser olma ihtimali var. Mutlaka tedavi alması lazım 3 ay ya da 4 ay. Sonra tekrar bir daha parça alınıp atipili hiperplazinin geçtiğini teyit edip ondan sonra transfer yapmak lazım. Bence onun doktoruyla bunu konuşması lazım. Anladım. Mutlaka konuşun. Normal yolla gebe kalabiliyorum fakat iki kürtajım var. Sebep ne olabilir? Rahim temiz, kromozomlarımız temiz. Eşimde varikosel var. Yani burada uterus problemleri tekrar gözden geçirilmesi lazım. İki defa düşük yaptıysa eğer, yani belki embriyoların DNA'sına bakmak lazım gerekebilir. Hani sağlıklı embriyo mudur diye. Bunun dışında yapılacak çok çok fazla bir şey yok aslında bakılırsa. Anladım. Tamam, şimdi arkadan almam gerekiyor. 41 yaşındayım ve çift rahimliyim. Daha önce tüp bebek yaptım ama kalbi durdu. Yeniden yapılırsa olur mu? Burada çift rahim eğer derin bir septumsa düşük riskini artırabilir. O zaman bu septumun kesilmesi lazım. Ama iki ayrıysa uteruslar o zaman yapılacak bir şey yok. Bu uterus didelfis anlamına geliyor. Bunlarda bazen tabii düşük olma ihtimali daha yüksektir normalde. Bir de yaştan kaynaklanan bir düşük yapma riski var. Bir an önce tekrar gebe kalmasını önereceğim. Eğer aradaki duvarsa ameliyat olup ondan sonra tedavi olması ya da çocuk sahibi olmaya çalışması lazım. Kromozom XY, YGH artı şeklinde uzantı genetikli tüp bebek gerektiren bir durum mu? Tahlil sonucu herhalde bu. Ya orada muhtemelen şey oluyor bazen. Şimdi bunu böyle ezbere söyleyeyim ama bazen bir takım böyle
şey oluyor, fazladan bir parçacı oluyor, kromozom parçacı. Bunlar da hani sanki bir şey varmış gibi. Eğer bu azospermliyse sorun yoktur. Yani orada bazen şey cisim diyor, özel genetiksel bir isim veriyor. Bir özel bir cisimcik oluyor. Fazladan sanki bu kromozom bir parçasıymış gibi görüntü oluyor. Bunlar o anki bir normal bir varyant da olabilir ama sperm düşükse mutlaka PGD olması lazım. Böyle bir durumda tüpoyuk olması lazım. Şurada bir şey. Hocam embriyolarımız üçüncü günü çok güzel ama beşinci güne çıkmıyor. Nedendir? Ya da geriden geliyor, kalitesi düşüyor. Ya bu durumda tabii ki birçok sebep olabilir. Laboratuvar şartları olabilir. O anki yumurtalıkların durumundan kaynaklanmış olabilir. Bunun yanında cidden hastanın gerçeği de bu olabilir. Yani sonuçta siz her üçüncü gün emliyorsunuz, beşinci güne gidecek diye bir şey yok. 10 tane yumurtayı döllendirdiniz. Bunlardan 6 tanesi 3. güne gider, 3 tanesi de 5. güne gider. Nasıl 3. güne hepsi gitmiyorsa 5. güne de hepsi gitmez. Bence böyle bir durumda mümkünse eğer embriyosu fazlaysa 5. güne gidene kadar beklemek lazım. Ha, tek embriyosu o doktorla konuştum 3. gün transfer yapılabilir belki. Yani daha az dışarıda bulunsun diye ama eğer laboratuvar şartları da iyiyse fazla sayıda embriyo varsa direkt 5. güne gitmeye çalışması lazım. 3. gün transfer zaten gitmeyeceği belli bir embriyo transferi yapıyorsun anlamına gelebilir o zaman. Teşekkürler. 3 yıldır evliyiz. Eşimin sperm testi temiz. Bende polikistik over var. Rahim filmi temiz. 3 defa yumurta büyütme ilacı kullandım. Çatlatma iğnesi de kullandım. Ama hiçbir türlü hamile kalamadım diyor Sevda. Ben de başka bir soruya kafam takıldı. O hastayla Öyle. konuşacağım. Yani o hastayı söyleyeyim de siz tekrar bir soruyu Tamam sorun. tamam peki. Söyleyin. Uterus olan hastanın 16 yaşında kızı varmış. Demek ki bu problem değil ama düşük oranı bunlardan %40 kadar yüksektir normale göre. Tekrar çocuk yapmaya başlasın. Bu arada Allah sağlıklı büyüsün çocuklarını öyle diyeyim yani. Olacaktır. Mutlaka çift yumurta, çift rahim olan da çocuk olmaz anlamına gelmez. Benim söylediğim arada bir duvar varsa ve hiç çocuğu yoksa o duvarı kaldırmak lazım diye söyledim. Çünkü herkes çift rahimi farklı tanımlayabilir. Anladım. Geçmiş olsun. Biz tekrar sorun. Tabii. 3 yıldır evliyiz. Eşim sperm testi temiz. Bende polikistik over var. Rahim filmi de temiz. 3 defa yumurta büyütme ilacı kullandım. Çatlatma iğnesi de kullandım ama bir türlü hamile kalamadım. Ya zannediyorum aşılama denediler. Tüp bebek denemediler. Buradan bunu anlıyorum ben. Sendromunda eğer düzenli adet görüyorsa zaten kendi kendine gebe kalması gerekir. Yani normalde aneksminin sebebi belli olmayan infertilden bir farkı yoktur ama şey olmuyorsa, yumurtlaması olmuyorsa o zaman bu sıkıntılı bir durumdur. Hani yumurtlama olması için tedavi almak gerekiyor. Bence tekrar bir daha gözden geçirmesi lazım. Gerekiyorsa bir rengi film falan çektirmesine fayda var. Anladım. Hocam AMH 0,2 36 yaş ne kadar daha adet görülür? AMH hormonu menopozu öngörür mü? Ya 0,2 düşük bir değer. Hani buna siz 40 yaşında tamamen adetten keseceksiniz demek çok zor ama 40'lı yaşlarda ya da 40-45 arasında bir dönemde artık adetten kesilme ihtimali olabilir ama bunu %100 demek çok zor yani. Belki 100 hastadan 20 tanesi 30 tanesi böyle olur. 100 hastadan 10 tanesi 45 yaşına kadar görür. Yani onu öngörmek çok bir de AMH böyle hayatımıza o kadar girmiş durumda ki bugün bir tane Evet. az geldi. Kendisi hemşire benim de hastam. Yani yumurta çıkartamıyoruz doğrusunu donduracak. O kadar kötü. FSH 45 lira çıkmış. Antral folikül neredeyse yok. Bazen 2 ay 3 ay adet göremiyor. Gitmiş test yaptırmış hastanesine. AMH 3,3 çıkmış. O kadar sevinçli geldi ki bana. Hocam dedi ben dedi. Dedi ya dedim yanlış. Yani testte bir yanlışlık var yani bu kadar. Aa, ilginç, evet. Yani biz teste göre bizim vücudumuz çalışmıyor. Vücudumuza göre test olması lazım ama AMH bazen vücudumuza göre doğru sonucu vermiyor. Onun için doktor. Allah Daha 43 yaş dondurmuş 3. gün embriyosu çözülüp 5. güne gitmesini beklemek mantıklı mı diye soruyorlar. yani bu olabilir. Olabilir, bu olabilir. 5. güne gidip transfer. Ben bazen yapıyorum. Hasta diyelim ki 3. gün dondurmuş bana getiriyorlar. 5-6 tane embriyosu var. Hastanın hepsini embriyolarını çözüp 5. güne kadar gidiyor mu? Gideni transfer yapıyorum. Hatta böyle çok da gebelerim oldu. Yani burada Yapıyorsun.
Tutup da şimdi hani böyle bir durumda belki de embriyo kalitesi çok kötüdür. Onun için dondurdular. Onu da bilemiyorum. Hani onun için yorum yapmak uygun değil. Anladım. Yaş 23, 5. gün embriyosu, 5. 5 AA kalite. Ya inan çok can sıkıcı bir şey bu. Yani bu olabilir. Bu olabiliyor bazen maalesef. Yani bizim de başımıza Değil mi? geliyor. Değil mi? Evet. Yani biliyor ama sonuçta en mükemmel senaryoda bile gebe kalma şansı insanın %70-80. En fazla yaşı mükemmel, embriyosu mükemmel, hormonal profil mükemmel. Yani bunu bilmek lazım. Bu şartlarda şunu da diyebiliriz o zaman. Yani en mükemmel şartlarda bile 4 taneden bir tane böyle sonuçlar alabileceğiz anlamına geliyor. Tekrar da yaptırsın, gebe kalacaktır. Evet, mutlaka. 39 yaşındayım. İki yumurta çıktı. Eşime sperm iyi genetik incelemeye gönderildi. Tutunma şansın ne kadar diye soruyor. Genetik biz gelirse tutunacak yani. Saat 22 oldu Turgut Bey. Bir 10-15 dakika devam eder miyiz? Bir 10 dakika daha devam edelim sonra kapatırız. Tamam, yalnız kapatıp açmak zorundayım. Tamam, siz Çünkü bilirsiniz. aniden kapanıyor. Tamam. Silinmesine asla müsaade edemem. Hemen Tamam, kapatıp tamam, geliyorum. tamam. Sakın bir yere ayrılmayın. Tamam.